Selamlar, The Binding of Isaac Repentance'a hoş geldiniz. Sesim biraz garip geliyorsa kusura bakmayın. Yeni uyandığımı söyleyebilirim. Bugün dışarı çıkacağım ve yarın eve geleceğim. O yüzden bugün ve yarın muhtemelen video atamayacağım için şimdi sabahtan hızlı hızlı çekip editleyip atmaya çalışacağım akşama kadar. Yani evden çıkana kadar atmam lazım. O yüzden biraz erken çekiyorum videoyu, kusura bakmayın yani. Şimdi bu bölümde bir tane challenge atacağız. Böyle sıradan gidelim. Yani Isaac videosunda sıra olduğu için bir tane challenge atmak istedim, çok uzun sürmesin diye. Aslında başka bir tane seri çekecektim ama şöyle durduralım onu. Başka bir tane seri çekecektim, böyle kısa süreliğine de olsa, ama sadece 2 günlüğüne yokum, o yüzden gerek duymadım yeni bir seriye falan. Şimdi Isaac çekeceğim. Yarının videosu olarak ne çekerim bilmiyorum. Rotato falan gelebilir belki. Şimdi Darkness Falls denen bir tane challenge var. Onu yapıyoruz şu anda. Eevee karakteriyle başladık. Aslında gayet de iyi diyebileceğimiz bedava itemler vermişler bize. Şu son 3 tanesi. Başlangıç itemimiz var. Aktiften. Razor, yani kullandığımız zaman bir tane kırmızı kalbimizin gitmesini sağlıyor. Bunun karşılığında hasarımız falan artıyor. İşte tek odalığına. Bir dakika, şimdi şöyle yapacağız. Çıkma sakın, çıkma. Tamam. Aslında evet, neyse, Razor kullanarak kalbi harcamadan da çıkabilirdik dışarı da, neyse, olan oldu. Abi, bu bölümde bahsetmek istediğim şey internet üzerinden arkadaşlıklar hakkında. Şimdi ikinci kata geçmeden yapmak istemiyorum bu muhabbeti de. Ya benim anlamadığım şu an bu challenge'ın nesi zor? Bunu aldım. Diğer odada aktifte mi kullanırız? Burada kullanalım. Hatamız artsın. Yani harbiden bu challenge'ın nesi zor? Yani tamam, şeytana kadar gideceksin diyor. Birazcık uzun bir yol olabilir. Ama onun dışında güzel itemler verilmiş bize. Bir lanet yok ortada. O hasar keşke almasaydım. İkinci çentikli kaya bu arada. Bomba bulmamız lazım. Ki hala bulamadık. Buradan yeni bir aktiften alabiliriz aslında da. Neyse. İhtiyacım olan şey şu anda bomba. Yani evet, hazine odası da yok zaten. Bir video olsaydı oyun bedava olurdu. Challenge daha doğrusu. Çok kolay olurdu. Keşke şey yapsaydık ya. Diğer kırmızı kalbi alsaydık. Şu etrafımızdaki Sekdagger isimli item düşmanlara değdiği zaman çok büyük hasar veriyor. Şekilada görüldüğü gibi. Yani sadece onunla bile savaşabiliriz de. O kadar yaklaşmak biraz riskli geliyor bana. Pagan Boy. Para. Ya büyük bir para değil. Dükkanda bomba yoktu değil mi? O yani iki tane çentikli kaya var ve ikisini de geçmek zorundayız. Konuşamadım. Bunu bir alalım. Başka bir şey alamıyoruz zaten. Belki bir tane daha anahtar alabiliriz. Yeterli, devam. Diğer kırmızı kalbi alabilirdim de. Üşendim abi. Gerçekten üşendim. Gerek yok. Atlayalım. Evet abi. Tatlarımız geri geldi. Şimdi internet üzerinden arkadaşlıklar hakkında ne konuşabilirim? Bu adamlar canımı gidiyor bana yaklaşınca, yok. Dur abi, dur dur dur. Abi, bahsetmek istediğim şey internet üzerinden arkadaşlıkların ne kadar kolay ve basit olduğu. Bu konu hakkında daha önce galiba konuşmuştuk bir kere. Ama çok kısa bir bahsetmiştim. Yani konu bu değildi videoda. Başka bir şeyden bahsederken bundan da bahsetmiştim. Bir şekilde hatırlıyorum yani. Aman abi. Tamam. Anahtar kullandığımız zaman yarım kalp veriyor bize. Tamam, orayla uğraşmak ise... Kalp niye tam kalp oldu? Neyse. O da herhalde trinketin etkisi. Devam. Aslında onları alabilirim. Yani odalara girdiğimiz zaman kullanırız ve hatamız artar, ama uğraşmak istemiyorum. Aktif demin animasyonu çok uzun. Ver bakalım. Abi, bomba yok mu bu challenge'da? Yerde var bir tane ama nedense çıkmıyor odalardan. Ve hala bu challenge'ın nesinin zor olduğunu düşünüyorum. Yani sadece gizli odalar mı yok? Gizli oda diyorum, pardon. Eşya odası mı yok yani? Para alalım. Abi,
Şimdi internet üzerinden arkadaş kurmak çok kolay bir şey. Bu yüzden de arkadaşlıkların değeri düşüyor. Temelde bahsetmek istediğim konu bu. Tamam. Kalbimiz doldu, onu harcayacağız birazdan. Yani çoğunuzun internet üzerinden arkadaşı vardır. Ama yani bu dediğime de muhtemelen katılırsınız. Harbiden arkadaşlığın değerini düşürüyor. Yani bugün ben bir arkadaşımla konuşurken çok fazla dikkatli olmam gerekmiyor. Yarın aynısından 10 tane daha bulabilirim çünkü. İnternet insan deryası. Yani girerim ve insan bulurum. Biraz saygısızca bir tarif gibi oldu ama gerçekten öyle yani. Harbiden insan bulmak çok kolay bir şey internette. Bunlarla uğraşmak istemiyorum. O yüzden de yani beni bayağı rahatsız etmeye başladı bu durum. Hani bunu fark ettikçe hani gerçek hayattaki arkadaşlıklarımın değeri düşüyor. Diğer yandan internet üzerinden arkadaşlık böyle ya benzetme yapmak istemiyorum ama çok hoş olmayan bir şeye benziyor böyle. Hani hiçbir şey yok aslında. Sadece arkadaşsınız ama ne yüzünü görüyorsun ne bir şey yapıyorsun. Hani tamam görüntülü konuşuyorsun, fotoğraf atarsın, bir şey yaparsın da böyle bunu basıp gireceğiz. Ayda. Tamam, kârdayız. Sıkıntı yok. Yine basacağız. Neyse, kırmızı kalp. Geri dönmeye gerek yok. İlla buluruz buralarda zaten. O yüzden de yani internet üzerinden arkadaşlık kurmak bana çok itici gelmeye başladı artık. Çünkü gerçek hayatta böyle bir şey oluyor. Demek istediğimi anlayacaksınız. Ya zaten arkadaşım var gibi bir kafaya giriyorsunuz ve gerçek hayatta arkadaşlık kurma yetenekleriniz falan azalıyor. Ya en azından bende böyle olmuştu. Ve hani fark ettikçe çok rahatsız edici bir şey. Aslında arkadaşın yok. Hani harbiden kalkalım şunu yapalım diyebileceğim bir arkadaşın değil o internetteki. Ama hani kalkalım şunu yapalım diyebilecek bir arkadaş edinmene de izin vermiyor. Çünkü arkadaşım var gibi geliyor. Şu kalbi alalım. Şeytana bakalım ne veriyor. The Pact mükemmel bir item bence. Önce bunu alsam sonra bunu alsam yok. O eskiden de tamam. Eskiden öyle bir şey vardı çünkü. Güzel kalpleri fulledik. Hasarımız ona yakın. Abi diğer diyebileceğim bir şey de şu. Ben mesela basitse indiriyorum. Bu arada bunlarla ilgili bir easter egg vardı galiba. Şunu önce öldürürsek diğeri bir şey mi veriyordu? Öyle bir şeydi. Önce büyüğü öldürelim bakalım. Öyle bir şey hatırlıyorum. Tam ne olduğunu hatırlamıyorum ama bu tarz bir şey vardı. Yanlış hatırlıyorsam da ne olduğunu bana yazabilirsiniz. Evet abi. Left hand bile vermediler. I'm drowsy. Diğer bir konu da şu. Dediğim gibi o arkadaşla çok fazla ciddiye almıyorsunuz ki alıyorsanız da o sizi almayabiliyor. Ya bunu bir tek ben yaşamış olamam herhalde. Burayı bir patlatsak gerçi yine bomba yok. Yani size karşı çok fazla dikkatli davranmıyor. Hani gerçek hayatta yüz yüze geldiğiniz zaman hani eli ayağına dolanacak böyle konuşamayacak tipler internet üzerinden böyle mesajlaşırken çok rahat edebiliyorlar. Bunu da şuradan anlayabilirsiniz. Mesela bazıları sesli konuşmaya girdiğiniz zaman bile hareketleri değişiyor mesajlaşmaya göre. Veya görüntülü konuşmaya geçtiğiniz zaman konuşamıyorlar falan böyle. Ama mesajlaşırken çok rahatlar işte. Tabii gerçek hayatta mesajlaşarak yaşamayacağınız. Mesela bir de bu var. Bir de bu var işte. Yani insan yüzü görmediğiniz için gerçek hayatta mesela insanlarla konuşmanız gerektiği zaman konuşamıyorsunuz. Tamam, D6 etkisi kat boyun. Şimdi hani bir tane meme vardı ya işte adam böyle internet üzerinden işte 20 yaşındayım diyor. Çocuk 10 yaşında aslında. Diyor işte küfür falan ediyor millete. Sonra McDonald's'a gidiyor sipariş vermesi gerekiyor. Annesine söylüyor anne şunu al bana falan diyor. İnsanlar böyle oluyor bir yerden sonra ve hani bu insanlar siz de olabilirsiniz. Hani gülüp geçmemek lazım. Harbiden
ister istemez o insana dönüşebiliyorsunuz ve bunu fark etmezseniz eğer veya fark edip bir şey yapmazsanız ileride işe girerken olsun, herhangi bir projeyle ilgilenirken olsun sosyal yeteneklerinizin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz ve geç olabiliyor gerçekten. Şu siyahları patlatırsak bunlar ölüyor değil mi? O da nerede? Da. Tamam, bu daha iyi ya. Diğerine ihtiyacımız yok. Kırmızı kalp zaten kullanmıyoruz. Diğer yandan internet üzerinden arkadaşlık kurmak kolay olduğu için vasıfsız insanlar da genelde internette geziyor. Bu bizim işimizi bozar mı acaba? Ben bunu alacağım abi. Lovers, evet. İşimize yaramadı da neyse. Hani aptal insanlar hep internette dolanıyor. Böyle vasıfsız, bir işe yaramayan insanlar. Burayı patlatsak. Gizli odayı bulmuştuk zaten. Niye böyle bir şey yaptım? Neyse. Bu konuda da demek istediğim şu. Hani arkadaşınızın size bir şey katabiliyor olması gerekir gibi geliyor bana en azından. Hani ya mesela kendimi yüceltmek için söylemiyorum, sadece bir örnek. Ama mesela işte ben belli bir yere geldiysem, ben bir şeyler yapabilen biriysem mesela ve arkadaşlarımın hala böyle kendi beyinleri yoksa, işte Instagram'da gördükleri bu mimlerle konuşuyorlarsa, kendi konuşma dilleri bile yoksa, ben o adamla neden arkadaşlık edeyim? Yani muhabbet bile edemeyeceğiz mesela. Ben o adamla konuşacağıma gidip Instagram'da dolaşsam aslında neredeyse aynı şey. Çünkü adam tamamen o mimleri seslendirerek konuşuyor. Bu şekilde tipler çevrenizde vardır. Harbiden çok rahatsız edici bir şey. Ve insanlar bunun farkında değil. Kendi karakterlerinin olmadığının farkında değiller. Bu şekilde yaşıyorlar. Ama bunu normal sanıyorlar. Hani şey diyoruz ya işte, herkes aynı. Harbiden herkes aynı abi. Ama bu sadece tip olarak değil, ya tarz olarak da çoğu insan artık aynı. Hani bunu alabiliriz gibi. Evet, bunu tercih ederim. Zaten kırmızı kalp tutmayı düşünmüyorum. Rastgele attım direkt abi. Neyse, demek istediğimi anladınız bence. Tamam, soru işareti kart. Aktif temimizin etkisini göstermeye yarıyor da şu anki aktif temimiz bunun için iyi değil. Bu arada ben önceki katta şeyi unuttum. Zar odasını kullanmadık. O pek iyi olmadı. Ne çıkmıştı ki önceki kattan? İğne çıkmış. İğneyi değiştirir miydim bilmiyorum. Evet, dilenci. Al bakalım dilenci. Evet abi. Pusula geldi. Yolu göreceğiz. Buraya girebiliriz ya. Diğerine lovers. Abi burada siyah kalbimi vereceğim, inşallah pişman olmam. Olacağım gibi ama. Sen ne yapıyorsun orada ya? Evet abi, boşuna 1 lira için bir kalp verdik, çok güzel. Hem de siyah kalp. Burayı patlat. Çok güzel. Dükkanı bulsak iyi. Ama dükkan aşağıdaymış. Neyse, gidelim ya. Yok. Ya bu konuda da belki size biraz acımasız gibi veya bencil gibi görünebilirim ama harbiden yani karakteri olmayan aptal vasıfsız bir adamla ben neden arkadaşlık edeyim? Bunun tersini düşünen var mı aranızda? İşte her insan insandır, işte herkesin arkadaş olmaya hakkı var falan gibi düşünen var mı aranızda? Ya günün sorusu olarak tam bir cümleye dökemedim ama direkt cevap olarak bu konudaki fikirlerinizi yazabilirsiniz. Burada burnt pain'i var bu arada, onu istiyorum. Bombamız yok. Evet, geri geldim. Bir kahvaltı arası verdim de. Şimdi galiba en son şunu söylüyorduk. Hani çok aptal insanlar var, işte vasıflı insanla arkadaşlık yapmak lazım falan. Gerçek hayatta bile bu şekildeyken İnternet üzerinden kaliteli insan bulmak çok zor. Burayı patlatsam acaba ne olur? Hiçbir şey olmadı.
Oraya uçmadan gidemeyeceğiz. Aa, burada Ghost Baby de varmış. Hangman falan bulursak mükemmel olabilir. Aman abi. Burada bir tane kart var mesela. Ne acaba bu? Bunu patlatalım mı? Hadi patlatalım. Emperor geldi buradan. Işınlanabiliriz istediğimiz zaman da. Ben bu odayı istiyorum. Burada bir tane uçmak istiyorum. Neyse abi, dediğim gibi işte insanlar kendilerini gerçekten değerli zannetmeye başlıyorlar. Çünkü yani internet üzerinde kime kim nasıl bir ilgi gösteriyor, hangi şartlar altında ilgi gösteriyor bilmiyoruz. Yani veya ilgi görmek zorunda da değiller. İşte az önce bahsettiğim gibi anonimliğin verdiği yetkiye dayanarak kendilerini bir şey sanıyorlar. Yani dümdüz böyle söyleyebilirim. Yani aynı cümleyi tekrarlamak istemiyorum ama hani gerçekten yüz yüze konuşurken eli ayağına dolanacak, hani iki kelimeyi bir araya getiremeyecek insanlar internet üzerinden böyle kendilerini çok değerli zannetmeye başlıyorlar. Ne vardı bu arada şu odada? Bir tane eşya var gibi görünüyor ama ha tamam, yok. Aktif temsil lazım değil. Abi bir tane Hangitman ya. Bak bütün katı temizleyeceğim. Hangitman verin bana. Onun dışında yani daha önce şu tarz insanlar da tanıdım işte. Ya keşke bütün hayat internet üzerinden olabilse. Metaverse falan muhabbetleri. Abi bence çok boş olay. Gerçekten hani bütün hayatımızı internete sığdıramayız bence. Bir kısmını sığdırmaya çalışırsak da çok anlamsız bir hareket yapmış oluruz diye düşünüyorum. Emperor'ı sonraki kata götürürüz. Öl bakayım. Yani işte ne bileyim, arkadaşla internetten yaptın işte. Alışveriş internetten yaptın. İş buldun internetten çalıştın falan da hani gene de bence her şey sığmaz. Her şey sığsa bile sağlıklı olmaz. Hani buna göre evrimleşmemişiz bir kere. Sosyal varlıklarız biz. Burası kaçıncı kat? Caves 2. Tamam, burada bir savaşalım o zaman. Peep. Al peep. Al peep, bir daha al. Aa, çok kolay öldü. Sabun. Ver bakalım sabunu. Yani Headless Baby çok pahalı ya, hiç gerek yok bence. Hangitman da bulamadık, o odayı boş geçmek zorundayız. Çok da güzel şeyler vardı ya. Bak sonraki katta direkt üstüme Hangitman atarlar. Devam. Ne diyordum ben? Yani sosyal varlıklarız ve işte İnternetten arkadaşlıkla yetinip dışarı çıkmayayım, yok şunu yapmayayım, bunu yapmayayım, gerek yok. İşte, ya internette sunduğunuz kişiler kendiniz bile değilsiniz aslında. Hani belki farkındasınız, belki değilsiniz ama hani internetten sunduğunuz siz, gerçek sizle benzese de tam olarak gerçek siz olmayabilir. Ya öyledir de, ya öyle olması mı gerekir? Bunu daha önce konuşmuş muyduk hatırlamıyorum ama yani internette takılırken kendinize yeni bir kimlik mi oluşturmak gerekir, yoksa siz mi olmak gerekir, kendiniz mi olmak gerekir bilmiyorum ya. Bu da benim de bir cevabım yok. Burayla oynayıp kaçabiliriz aslında. Devil. Neyse. Abi çok gereksiz hasar aldım bu arada. Ve karşılığında da hiçbir şey almadık. Bas ya, vallahi uğraşamayacağım. Emperor'ı çöpe atmış olduk sadece. Geri dönüp alabilirdim aslında. Niye kullandım ki? Hayır. Bunun lazerli bir hareketi vardı. Ondan korunmak bayağı zor. Oha. Oha.
Abi adam... Sen mega şeytan mısın ya? Mega şeytan bile lazer atarken sağa sola gidemiyor. Ben katı gene de gezeceğim. Kalbimiz bayağı azaldı çünkü. Ve ben hala bu challenge'ın neden zor olduğunu anlamadım. Yani bunun niye bir challenge olduğunu anlamadım daha doğrusu. Bize normal eşyalar verilmiş. Eşya odası yok ama zaten hiçbir challenge'da eşya odası yok. Bir lanet bile yok bu challenge'da. Yani, ne bileyim, verilen eşyalar kötü değil. Önceki bölümde mesela şey yapmıştık. Aynalı bombalar atıyorduk. Aynayla bize geri geliyordu bombalar falan. O biraz zordu. Yani kendi içinde bir zorluğu vardı en azından. Zordu demeyelim de. Ya bu challenge'da hiçbir zorluk yok. Abi şöyle bir... Bir tanesi mi öldü sadece? Bu arada kanalın aktifliği hakkında da geçen bölümde mi, önceki bölümde mi ne? Muhtemelen geçen bölümde. Bir sistemde bulunmuştum işte hani biraz geri dönüş yapın, kanal aktifliği iyice yalan oldu falan diye. Geri dönüşleriniz sayesinde kanal tekrardan bir yerlere geliyor şu anda. Aktifliği gerçekten oturuyor. Eski haline dönmeye başladı. Bunun için teşekkür ederim. Ama bunu söyledikten sonra yapmanız da biraz garip. Yani sevdiğiniz serileri desteklemek için benim söylememe gerek olması biraz garip. Yani seviyorsanız yapmanız gereken iki tane şey var. Ya bir tane beğenebilirsiniz, bir de yorum atabilirsiniz. Yani çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok aslında. Orada iki gezmişiz. O tarafa geçmek istemiyorum. Ben alacağımı aldım. Bunu... Neyse. Bombamız çok fazla yok da aktiflemle patlatabilir miyiz acaba orayı? Yok. Patlattık da çıkmadı. Oha. O diken içeri girmeseydi hasar alıyorduk. Neyse. Abi konu biraz kısa sürdü. O yüzden şu şekilde uzatacağım biraz. İnsanlar neden internet üzerinden arkadaşlığa sarılıyor bu kadar? Evet, Hangitman çıktı bu arada. Bekliyordum zaten. Neden bu kadar sarılıyorlar? Şimdi bunun birden fazla sebebi tabii ki olabilir. Ama sosyal yeteneklerinin gelişmemiş olması temel sebep bence. Ve insanların neden sosyal yetenekleri gelişemiyor? Bunun sebebi de direkt internetin kendisi olabilir. Yani insanlar daha bebekken, bakın benim çevremde bir arkadaşım var ve çocuğu oldu yeni. Çocuk daha 1 yaşında bile değil, çocuğa Instagram sayfası açtılar işte. Hani ne gerek var böyle bir şeye? Çocuk yani ileride büyüyecek, ünlü olsa da olmasa da bir internet yüzü olacak bu çocuk. Yani mesela benim ailem böyle bir şey yapmadı çünkü o zaman yoktu zaten böyle bir şey de. Hani yapılmadığı için ben hiçbir şekilde şikayetçi değilim. Hatta iyi ki de yapılmadı. Lovers'a ihtiyacımız yok, şuraya girsek mi? Ya bu insanlar internetle doğup internetle büyüyor. Karşısındaki insan konuşurken onun yüzünün hareket ettiğini görmek insanlara enteresan gelmeye başlıyor bir yerden sonra. Hani dediğim gibi yine aynı örneği vermek istemiyorum da. Yine aynı örneği vereceğim. İşte internet üzerinden tanımadığı insanlara küfür falan ederler. Giderler siparişi annesine falan verdirir, anladın mı? Bu tarz insanlar oluşuyor bir yerden sonra. Bu arada bu pusula bayağı iyi oldu. Abi şuradan bir ölsene. Tamam, kırmızı kalbimiz yok maalesef ki, bunu besleyeceğiz. Evet, kırmızı kalbimiz artık var. Ace of Clubs fena olmayabilir. Bunu besleyeceğiz. Geri dönüp kalpleri falan alacağız abi. Lovers vardı bir yerde. Buraya yine geri dönmek zorundayız, yapacak bir şey yok. Abi burayı... O da bir tane Lovers vardı, güzel oldu. Burada biraz oynayacağız gibi. Güzel bir eşya verdi direkt. Ver. Bas. Eyvallah abi. Şu adamı bir patlatalım. Pin verdi. Olabilir aslında da.
Ace of Clubs'u bir yerde bassak, şöyle büyük bir oda var mı? Bunlara gerek yok. Ver bakalım. Al gitsin ya, parayı mezara götürmeyeceğiz. Şunu da al. Hatta bunu da al. Çok güzel, kârdayız. 15 liralık malı 7 liraya aldık. Burası Caves, Depths 2 pardon. Burada bassam çalışmıyormuş. Bak. Abi diğer yandan başka ne olabilir diye düşünüyorum. Mesela işte insanların internete sarılmasının başka ne gibi bir sebebi olabilir? İnternet çok güzel bir yer abi. Bu da bir sebep olabilir. Nasıl güzel? Geride kalp var mı? Yok. Nasıl güzel? Ya çok tatlı bir yer bir kere. Hiçbir derdiniz, tasanız, bir şeyiniz yok. Orada hep başarılı ve güzel insanlar var. Sürekli onlara bakıyorsunuz. Hani adam kafasını telefondan kaldırdığı zaman göreceği şey var. Bir de kafasını eğdiği zaman telefonda göreceği şey var. O yüzden telefona bakmayı tercih ediyor. Neyse burayı patlat. Güzel. Gayet iyi ya. Yani böyle bir durumda da bir insana bir şey de diyemiyorsunuz tabi. Başka bir yandan şu olabilir mesela. Bunu kendi ailenizde veya çevrenizde görmüş olabilirsiniz. Görmediyseniz de anlayacağınızı zaten söyleyince. Abi devil'ı bas burada ya. Yani kapı aç. Aa, kırmızıymış lan. Tamam. Gel. Tamam. Kırmızı oldun, çok geç fark ettim. Tamam abi, negatifi de alalım. Aman abi. Keşke aktiften dolu olsaydı. Ben tutan nefret edeceğim. Kömür ver lütfen. Güzel. Bahsedeceğim diğer şey de şuydu. Aileler böyle işte, yok onunla görüşme, şununla takılma, o kötü biri. Böyle güya çocuğunu koruyarak bazı ortamlara girmesini engelliyorlar çocuklarının. Yapamadım bu arada. Hani... ama aslında sen o çocuğa engel oluyorsun, işte sosyalleşmesine engel oluyorsun. İşte ne bileyim, 15 yaşına kadar sen bu çocuğu işte dışarı salmadın. Ve ilgilensen falan neyse, hani anladın mı? Sadece görüşme diyorsun. Hani onunla görüşme dediğin kişiyi tanımıyorsun bile. Ya tanıyorsan da işte sen bak, onunla görüşme de şununla görüş falan diye. Abi bu çocuğa insan lazım, anladın mı? Gerçekten sosyal varlıklarız ve doğuştan böyleyiz. Bunu seçmedik. Bu şekildeyiz ve böyle yaşayacağız. Kolay kolay değişmez bu. Böyle yok ben çocuğumu işte odaya kapatacağım, öyle büyüteceğim falan. Abi yapamazsın yani, gerçekten yapamazsın. Yani elinde sonunda bir insan isteyecek o. Sürekli işte ben onun arkadaşı olayım da diyemezsin. Çünkü yarın bir gün sen yanında olmayacaksın. Ki yarın bir gün dediğim de öyle çok uzak bir gelecek değil. Okula başladığında bile sen onun yanında olmayacaksın abi. O yüzden hani sosyalleşme yeteneklerini çocukların kısıtlandırılmaması gerekiyor. Tamam, denetleyebilirsin, dikkat edebilirsin, korumaya çalışabilirsin çocuğunu. Ama oha çok güzel dojladın orada. Ama bunu düzgün yapman lazım. Hani çocuğumu koruyayım adı altında çocuğa zarar veriyorsunuz. Patlat. Tamam. Bu neymiş abi? Oha, ben nasıl hasar aldım? High Prestige. Tamam, boss'a vururuz bununla. Yani gerçekten aklıma şu an başka da bir sebep gelmiyor. İnsanlar neden sosyalleşme yeteneklerini kaybetsinler? Veya bu şekilde de hani mesela kaybetmek değildir. Tamam, gerçek hayatta konuşabiliyordur o insan ama internetten o kadar zamandır takılıyordur ki. O kadar zamandır internette takılmıştır ki bu da şuraya geliyor işte. Daha 5 yaşındayken çocuğun eline tablet vermek.
Abi çok aptalca sadece sussun diye. Yani sen bu çocuğu niye dünyaya getirdin o zaman? Affedersin ama yani gerçekten öyle abi. Hani sen bu çocuğu niye dünyaya getirdin? Bakmadın ki o çocuğa. Çocuk Allah'a emanet büyüdü yani kendi kendine. Şekil büyüdü. E senin bu çocuğa katkın ne? Sen bu çocuğun niye anasısın? Neden babasısın? Tekrar kumar odası çıktı abi. Güzel. Şimdi şurayı ver. Yarım kalp verilmiyordu burada ya. Unuttum ben bunu. Neyse. Biraz farmlayacağız. Great Fly aldık, güzel. Oha. Ha tamam, zaman hızlanıyor ya, doğru. Ben gözyaşlarım çok arttı sandım da. Bak, normalde böyle atıyorum aslında. Abi paranın kalanını da buna vereceğim ve gideceğim. Bir Pretty Fly daha aldık, güzel oldu. Tamam. Sen ver bakayım ne veriyor. Sen patla. Sen de patla. Hadi sana son 1 lira verelim. Ver onu da bana. O zaman sen de patla. Eyvallah. Parayı kastık ama hiçbir işimize yaramayacak. Devam edelim. Ne diyorduk? Yani aklıma başka bir sebep gelmiyor. Bir insan neden sosyalleşmeyi tercih etmez dedim. Çünkü internet üzerinden daha kolay geliyordur dedim. Evet tamam, oradan devam edelim. İnternet üzerinden daha kolay geliyordur. Yani kendini daha güvende hissediyor olabilir. Ama ya gerçekten eninde sonunda ya bir işe girdiğiniz zaman, yine işte dediğim gibi herhangi bir şeyle uğraştığınız zaman, bir grup projesidir, ne bileyim, grupla yapılacak bir şeye girdiğiniz zaman, aç ağzını. Yani sosyalliğin ne kadar önemli olduğunu gerçekten anlıyorsunuz ve çok geç de olmuş olabiliyor aslında. Belli bir yaştan sonra, sonraki kata geçiş bileti aldık bu arada, direkt basalım mı? Öldür şunu. Hayda. Ah be, yapamadım. Devam. Abi burayla hiç uğraşmasam. Ya o boş boş odalar. Anahtarı ver. Boss nerede? Aşağıdaymış zaten. Ben niye buraya geldim ki? İnşallah bu sefer doğru yoldayımdır. İşte abi ne bileyim, hitabet çok önemli. Konuşmayı bilmiyorsunuz mesela. İşte mesajlaşırken konuşma diliyle yazıyor adam. Bir şey yazıyor, ne bileyim. Birleşik yazıyor. Evet yazıyor, ne bileyim, hani şu an benim vermek, benim veremediğim veya şu an vermediğim çok örnek sizin de aklınıza gelmiştir. İnternette yeni bir yazışma dili falan oluşturuyorlar. Ya aslında hani dili korumak gerekir, doğru konuşmak, doğru yazışmak gerekir falan. Bu da önemli bir konu da. Bu arada Evaz'ı ben basacağım ya. Şuraya bir bakalım. Burada direkt atlamayı tercih edeceğim çünkü zaten şeytana gitmeye çalışıyoruz ve anne boss'unu öldürdüğümüz zaman bize hiçbir şey verilmeyecek. Direkt atlayacağım burayı. Burada ne var? Açalım bakalım. Güzel. O kalbi alayım. Örümceği öldürme, örümceği öldürme. Tamam, kaç. Şurayı patlat. Şurayı patlat. İyi, fena değil. Ver bakalım. Ne verdin bize? Yara. Hiçbir işimize yaramayacak ama eyvallah. Yani dil korunmalıdır moduna pek girmek istemiyorum da hani... Hitabet yeteneğiniz gelişmemiş oluyor gerçekten işte. Mesela şeylerde fark edebilirsiniz bunu. Böyle bilindik bir alışveriş merkezine veya bir market de olabilir bu. Hani gittiğiniz zaman sizle ilgilenilmiyor. Yani ilgilenmek bilinmiyor, böyle nasıl yapılacağı bile bilinmiyor.
Ya geçen mesela kedi maması almaya gittim. Kadın böyle yüzüme bakıyor, somurtkan bir şekilde falan. Sanki hani babasını dövmüşüm gibi falan bakıyor bana. Abi sadece işte ne bileyim, hoş geldin diyeceksin. Ben buna sordum işte kedi maması nerede diye. Yere bu saatten sonra lazım değil de. Hangitman de lazım değil aslında, dur. Hangitman'ı şurada kullansak nasıl olur? Veya şöyle yapsak. Buraya girmek için kullandım da. Evet, zarardayız. Yerayla, dur. Al şunları. Yerayla bunu çoğaltacağım. Bir tane strength'imiz olsun. Boss'a girdikten sonra basacağız ki hasarımız şeyimiz düşmesin. War of Babel'ın etkisi gitmesin. İşte dediğim gibi abi, kedi maması nerede dedim kadına. Kadın yüzüme bile bakmadan işte gösteriyor, şu tarafta diyor. Ne bileyim, hitabet sıfır. Konuşmayı bilmiyor. Tavırları falan hani gerçekten düşmanlıymışım gibi falan davranıyor bana. Düşmanıymışım gibi davranıyor bana. Anlamsız hareketler. Abi. En son işte kasaya gittim. İşte belli bir fiyat verdi. Ben de paraları çıkarmaya çalışıyorum işte. Yani 200 lira verdim. Ekstradan bozuk para falan vereceğim işte. Tam hesap olsun diye. Diyor ben buradan alayım bu parayı. Alma diyorum, bekle diyorum falan. Üf, falan yapıyor böyle. Yani sen kimsin kardeşim? Sen bir kere orada bana hizmet etmek için varsın, anladın mı? Böyle söyleyince çok hoş olmamış olabilir ama ben müşteriyim, sen çalışansın. Sen benim için oradasın. Hani ne sanıyorsun ki sen kendini? Daha önce bu arada bu tarz bir yerde çalışmışlığım da oldu. Ben gayet normal davranıyordum insanlara hani. Gelirlerdi bana selam verirlerdi. Ben işte onlara selam verirdim. Sorarlardı, ben işimi bırakıp gidip gösterirdim falan. Mesela şeyler oluyordu işte, adam kasaya geliyor, bana bunun fiyatı ne diyor. Kardeşim orada yazıyor aslında ama hani getirmiş sormuş bir kere. Alıp bakıyordum. Yani senin işin bu. Gerçekten sen ne için orada olduğunu sanıyorsun? Ne için para kazandığını sanıyorsun? Hiç uğraşamam ya gerçekten. Ya bana bedavadan boss kestirecekler. Enayi değilim ben. Yani mesela bu kişiye bir de sorsak acaba şey der mi hani, yaptığı şeyin saçma bir şey olduğunu falan söyleyebilir mi? Hermit hiç gerek yok. Girdim. Strength 1, Strength 2, 1, 2, 3. Güzel. Tam zamanında. Tamam. Aktiftemi boss'un ikinci phase'ine saklayacağım. Daha doğrusu boss'un birinci phase'i mi oluyor? Buna yani. Aa, oha, ıskaladım. Neyse, tecrübe oldu. Aman 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 aman. Ölmesek bari. Abi. Abi. Yavaş. Yavaş. Arkasına da mı sıkabiliyor bu? Hadi. Tamam. Lütfen. 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 Abi hasarım şu an 18, farkında mısın? Boss. Hadi. Hadi. Günün konusunu beğenmedi herhalde boss şu an. Çok sinirli. Aman. Abi. Sakın 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 sakın. Bu noktada ölemem değil mi? Sadece rezillik çıkar çünkü. Hadi. 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 Son bir vuruş. Tamam. Ben bu arada heyecanlandım diye yaptım. Aslında ölmeyeceğimi biliyordum. Hadi eyvallah. Rune of Degas'ı açtık. Çıkarsa ne olduğunu görürüz beraber. Ben de bilmiyorum neye yaradığını şu anda. Bir bölüm çıkmış oldu böylece. Güzel oldu. Ya bölüm boyunca anlatmak istediğim şeyi de anlattım. Sohbetime katılıp cevap verirseniz daha verimli bir yeni bölüm gelir size de. Bu videodan bu kadardı. Günün sorularına cevap vermeyi unutmayın. Ve Discord sunucumuza gelmek isterseniz de kanal açıklamasında linki bulabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.